Ve başlattım mı? Evet, başlattım. O zaman sözü Sami'ye bırakıyorum Keşke başlatıp girişi öyle yapsaydım şimdi. Kayıt video direkt benle başlayacak. Evet. Hoş geldiniz herkes. Bir sohbet niteliğinde geçmesini umuyorum ama şimdi soru için sen Slido paylaştın. Kimse konuşmayacak. Ben monolog yapacakmışım gibi bir his geldi bana. Bence herkes bölsün, sesli bir şekilde sorularını paylaşsın. Monolog girdiği zaman sıkıcı oluyor. İş monoloğa girdiği zaman. Ben ekranımı paylaşabiliyor muyum bu arada? Evet, paylaşabilirsin. Görebiliyor mu herkes? Evet. Tamam, süper. Yani şimdi aslında bugünün gündemi chapter. Neymiş bu chapter? Çok konuşuyoruz. Agile yapıda da chapter'lar var ama halihazırda kurulmuş bir agile yapıda chapter'lar nasıl işliyor? Tribe'daki yeri nedir? Chapter lead kimdir? Chapter'daki chapter member'ların aslında görev farklılıkları nasıl oluyor? Nasıl bir araya geliyorlar? Gibi bir sürü soru var. Ben bunları böyle bir word cloud'a koymuştum zaten. Nedir, nasıl, lider nasıl olmalı falan gibi şeyler çıktı. Şimdi giriş yapmak gerekirse bizim Vodafone'daki zaten yayınlanan ASM'le beraber yayınladığımız Agile Book'ta da bayağı detaylı bahsettiğimiz bir geçiş sürecimiz var. Bu geçiş sürecinde normal hiyerarşik yapıdan biz Agile yapıya geçtiğimizde neler kazanıyoruz? Zaten bunlar kafalarda çok nettir diye çok detayına girmeyeceğim ama ben sadece organizasyondaki yerimi biraz daha net göstereyim diye size şöyle bir yol izledim. Hiyerarşik yapıdan sağdaki gördüğünüz biz aslında müşteri odaklı bir agile transformasyona gittik. Ben de digital asset, en müşteriye dokunan en sağda gördüğünüz kırmızı içinde ürün ekibinin chapter lead olarak yapıyorum. Bu agile transformasyon bize aslında bir senedir içinde bulunuyoruz. Biz aslında Vodafone olarak biraz daha eski ama digital asset takımı bir senedir Agile çalışıyor diyebilirim. Bir sene önce ben bu chapter lead rolüne geldim. Ondan önce klasik, işte geleneksel bildiğimiz yöneticilik rollerindeydim. Yani bu chapter yapısı, tribe yapısına geçiş biraz daha burada yazdığı gibi yani net sorumluluk dağılımları, net KPI'ler, takım çalışmasını biraz daha destekleyici bir iş yapış şekli, gerçekten çok hızlı iş üretme sağlıyor. Ama burada yazanların dışında da gerçekten böyle bir realite var. İnsanların bir arada oturuyor olması, aynı masada yan yana oturuyor olması gerçekten burada yazmayan ama herkesin hissettiği bir öğe. Ecel'de çünkü yanınızda oturan kişiyle birebir de konuştuğunuz şey eski hiyerarşik yapıda olsaydık muhtemelen bir sprint içerisinde 500 tane mailleşmeye tekabül edecekti. O yüzden o 500 mailleşmenin yaratacağı yük çok azalmış oluyor. Biz de bunu zaten bayağı hissediyoruz. Yani genel olarak chapter ve chapter lead nerede bu tribe içinde? Yani squadlar, chapterlar ve tribe'lar var ama bunlar birbiriyle nasıl çalışıyor gibi konulara değineceğim ben. Bugün aslında sizden de oralarda soru gelmesini bekliyorum daha çok. Genel olarak biz dijital tribe, burada max 150 gibi bir blueprint var ama biz çok da oralarda değiliz şu an. 8 tane squad'ımız var. 8 squad'ın içinde, 8 squad'ın hepsinde bizim chapter'dan insanlar yok ama 6 squad'ın içinde yaklaşık 14 kişilik bir chapter'ımız var. Her squat'ın bir PO'su var burada yazdığı gibi. Yatayda da bazı takımlarda 6 chapter, bazı takımlarda 8 chapter'a kadar çıkıyor yoğunluk. Biz dediğim gibi 6 squat'ta varız. 14 kişiyiz tribe'in içinde. Genel olarak best practice'leri paylaşıyoruz. Kendi ortak yaptığımız işlerde bilgi paylaşımı yapıyoruz. Eğer bir governance model oluşturulacaksa biz chapter içinde 3 squat'ın ya da 4 squat'ın
Bazen tüm squadların beraber çalışacağı governance modelleri oluşturuyoruz. Ben de burada elimden geldiğince arkadaşlara yol göstermeye çalışıyorum nacizane. Bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. Bir yandan da bu governance'lar için liderlik etmeye çalışıyorum. Diğer rollere burada girmeyeceğim ama şimdi chapter'ın özeline gireceğim. Chapter detayda biraz daha nedir, chapter lead nasıl bir roldür, nerelerde rol alır, nerelerde liderlik etmesi gerekir gibi şeylere gireceğim. Biraz da kendi yaptıklarımdan örnekler vereceğim. Bir senedir yaşanmışlıklardan. Gerçi burada Tuğçe ve Tufan, hatta iki Tuğçe de beni destekleyebilir. Çünkü bir senedir en yakın çalıştığım insanlar onlar, dijitalde. Chapter aslında tribe içinde aynı bilgi, aynı işi yapan, yani benzer işleri yapan ve belli uzmanlık alanlarında ortak işleri yapan, aynı bilgi seviyesine gelmeye çalışan insanların oluşturduğu bir topluluk. Biz dediğim gibi ürün ekibiyiz. Daha önce biz aynı masada oturup aynı işi sorumluluk anlamında bazı projeleri paylaşıp bir yere getirmeye çalışıyorduk projelerimizi. Şimdi aslında tek değişen şey farklı masalardayız. Eskiden yaptığımız işleri sorumlulukları yapıyoruz. Ama bunları farklı backloglarda, farklı squadların backlogunda takip ediyoruz. Bir araya gelip yine align olduğumuz toplantılara devam ediyoruz. Burada chapter'ın aslında amacı benzer uzmanlıktaki kişilerin birbiriyle temas halinde olup bunu squadların içinde de diğer insanlara aktarabiliyor olması. Bazen chapter'da bir squad üstü hizalanma da gerekiyor. Yani böyle az önce bahsettiğim işte 6 squad'ın aynı işi yapacağı zaman 6 squad'da yaklaşık 60 kişilik ekibin birbiriyle konuşması zor olabiliyor ama bu modelleri işte işin nasıl yapılacağını chapter içinde 10 kişiyle 12 kişiyle çözmek daha kolay oluyor. Bu bilgiyi chapter üzerinden 6 squad'a aktarmak kıymetli oluyor. Chapter aslında biraz daha şey yapacak olursak, eskiden biz Digital Product Team diye geçerdik. Şimdi Digital Product Chapter diye geçiyoruz. İsmimiz değişti. Aynı masada oturmayı bıraktık. Ama yaptığımız iş günün sonunda aynı iş oluyor. Ama daha hızlı oluyor. Burada Chapter Lead'in zaten şekilde de biraz net. Hem squat'ın, bir squat'ın içinde sorun var. Yani ben şu an örnek vermem gerekirse bizim 8 squat'ın 6 squat'ın farklılıkları şöyle. Hepsi aslında Vodafone yanımdaya ürün geliştiriyorlar. Ürün veya deneyim geliştiriyorlar. Bu 6 squat'ın sorumlulukları birincisi müşteri kazanımı ve büyüme. İki tanesi prepaid ve postpaid olarak segmented squad'lar oluyor. Bir tanesi online mağaza. Online'dan yani Vodafone yanımda üzerinden cihaz satışını yapıyor. Diğer ikisi de bizim Vodafone Business ve Fixed Broadband squad'ları. Bunlar da segmented. Farklı segmentlere, bireysel dışındaki segmentlere odaklanıyorlar. Bireysel değil. Ben senenin başında online mağaza ekibinde Digital Product Lead olarak bizzat elimi kana bulayarak iş yapıyordum. Bir yandan da diğer 6 squad'daki arkadaşlarla beraber chapter'daki işleri yapmaya çalışıyordum. Bu senenin ortasında müşteri kazanımı ekibine dahil oldum. Yani böyle bir ileride de zaten bahsederim. Bir rotasyon mekanizmamız da var. Chapter içinde farklı ekiplere know-how götürmek gibi bir misyonumuz da var. Biraz da sorunuz var mı bu arada? Ben böyle hızlı bir giriş yaptım ama. Ben bakayım Slido'ya. Bir tane. Giremedim ben. Tekrar yazdım kodunu. Geldi iki tane. Chapter Lead'in görev tanımı içerisindeki sorumluluklarından en zorlayıcısı ve Chapter fonksiyonel bir takımlar
Lead'de 2000 mimarı mı? Yani ona herhalde nerede geleceğin galiba. Kimdir şeyinde geliriz eğer tamam. Atlarsam orayı tekrar aklımda olsun. Tamamdır. Biraz sonra ekrana veririm zaten şeyleri, soruları. Sen devam et. Tamam. Chapter'a neden ihtiyaç duyuldu? Yani eski organizasyonda var olan işte Digital Product Team şimdi yeni adıyla Chapter. Neden ihtiyaç duyuldu dersek aslında Squad ve Chapter ayrımını düşünelim. Squad'larda biraz daha business ownership var. Yapılan iş önemli, yapılan çıktı önemli ama Chapter tarafında yeni bir bakış açısıyla aslında people leadership geliyor. Bu eskiden nasıldı? Eskiden eski organizasyonda ben de zamanında öyleydim. Hem iş sorumluluğumuz vardı hem de insan sorumluluğu vardı. İyi kötü bir şekilde şirketin ikisi de şirketin odağı oluyordu. Ama iş sorumluluğu baskın geldiği zamanları, zamanın %80'inde iş sorumluluğu baskın geliyordu. Geri kalan zamanda bu people leadership dediğimiz şey, yani skill gelişimi, insanların gelişimi ya da işin kalitesi geri planda kalabiliyordu. Şu an hani ihtiyaçlardan en büyüğü bu insanların gelişimi, chapter'daki yani o farklı sorumluluk alanlarında gelişim biraz daha ön planda oluyor. Geçenlerde bir yerde görmüştüm, işi gerçekten iki kelimeyle ayırt edebiliyorsunuz. Birisi doğru işi yapmaya odaklanıyor. Product owner'ın backlog sahipliği var mesela, işte business leadership tarafında. O daha task-based, goal-oriented bir yapısı var. Ama chapter tarafında, chapter lead'in insanlar üzerindeki en büyük şeyi, sorumluluğu, skill gelişimi ve işin kalitesi, çıkan işin gerçekten doğru yapılıp yapılmadığı. Yani bu ayrımı neden ihtiyaç duyuldu diye sorarsak aslında chapter'ın en büyük ihtiyaç duyulan taraflarından bir tanesi de bu, people leadership. Bu tabii yani bazı zorluklar da getiriyor. Yani şimdi yeni rollere adapte olurken eskiden yaptığımız şeyi biraz unutmamız gerekiyor. Eskiden hem iş sorumluluğu hem insan sorumluluğu beraber giderdi. Şu an sadece insana odaklanmak ve squat'ta yapılan işin bir bölümüne odaklanmak herkes için biraz daha zor oluyor geçiş sürecinde, ama gerçekten hakkıyla yapıldığında chapter'daki bir gelişimi, beta gelişimi, yani chapter'ın mutluluğu o çalışma koşulunun iyileşmesine neden oluyor. İyileşmesini sağlıyor. Başka, deminki soru burada aslında şey yapabilirim. Soruyu bir daha alabilir miyim Duygu? Tabii ki. Şunu aslında paylaşayım ekranı. Bir saniye. İlk soru. Chapter Leader'ın görev tanımı içerisindeki sorumluluklarından en zorlayısı hangisi? Yani en zorlayıcısı bu gerçekten kariyer yolculuğu. Chapter'da çalışanların skill gelişimlerine odaklanma zorluyor diyebilirim. Daha ileride bütün skill'leri de göstereceğim Chapter Leader'den beklenen skill'leri, ama bu tarafta önden cevap verin. İnsan odaklı çalışma ve empati yeteneği en zorlayıcısı. Çünkü bu sonradan öğrenilebilen bir şey de olmuyor. Gerçekten hamurda varsa yapıyorsunuz. Çok zor öğreniyor. Yani bir hard skill kadar kolay öğrenilebilen bir şey değil. O yüzden zorlayan taraf o diyebilirim şu an. Diğer skill'ler üzerinden de, yani diğerleri çok kolaymış gibi sound etti şu an, ama diğerleri de gayet zor yani. Evet. Chapter fonksiyonel bir takımlar, fonksiyonel bir takım demek istediler sanırım. Lead de ekibin mimarı mı oluyor sence? Yani şöyle, chapter fonksiyonel bir takım ama fonksiyonları squat'ların içinde. Yani squat'ın bir parçası. Çünkü yani o tribe bir motorsa bunların engine'i
squatlar, o iş çıkıyor ya. Orada aslında herkesin katkısı o squat'ın KPI'in oluyor, rakamına oluyor. Chapter'da herhangi bir hedef yok. Eğer hani fonksiyon diyorsanız, yani rakamsal, commercial bir hedef yok. Chapter'daki hedef tamamen kişilerin gelişimine, bu skill'lere ve işi doğru yapmaya odaklanıyor. Chapter'dan chapter'a da değişiyor bu arada. Yani daha technical, bizim tarafta özellikle ekipte daha teknik işte development chapter'ının bazı takip ettiği rakamsal şeyler var. KPI'ler var. Daha performansını, yani platformların performansını rakam bazlı takip edebiliyorsunuz ama hani ürün takımlarında ya da pazarlama ekiplerinde biraz daha o hedefleri tanımlamak zor oluyor. O yüzden fonksiyon kısmı da chapter için görülmesi biraz zor ama uzun vadede skill gelişimini sağlarsa eğer o chapter'ın squat'lara katkıları çok oluyor. Yani böyle söyleyebilirim. Bir zor tarafı da belki hani chapter lead olarak çalışmanın şey olabilir. Yani chapter'ların zor tarafı şu an Vodafone'da, biz özellikle büyük bir yapıda bazı takımlar agile, bazı takımlar hala non-agile çalışıyor. Çünkü parça parça geçiş oluyor. Bir arada çalışma kısmı biraz zorlayıcı oluyor. Çünkü eski organizasyondan alışkanlık da var. Hep işte işin sahibi kim? Ya da bir iş geldiği zaman hani o işi sahiplenip yapmak istiyorsunuz ama bir yandan da squatlarda belli sorumluluklar var. Oralara adreslemek kısmı zor oluyor. Çünkü eskiden ne yapıyorduk? İşte ekip bir iş, ekiple beraber toplantı yapıyorduk, planlıyorduk, paylaşıyorduk. Nerelerde ne desteğe ihtiyacınız var? Kendi içimizde belirliyorduk. Şimdi pek öyle olmuyor. Hani yeni normal şey oldu artık. Kolektif çalışma şekli. Yani bir iş yapılırken herkes herkesin işine gerçekten karışmalı diye düşünüyorum ben. Bir iş işte sırf chapter leadsiniz diye size gelebiliyor dışarıdan. Ama onları ilgili yerlere assign etmek ya da ilgili yerle konuşmak, oralarda yapılmasını sağlamak, gerçek o modeli oluşturmak, governance'ı kurmak biraz daha zorlayıcı taraf oluyor. Ama bu işin doğru yapılma şekli de bu diye düşünüyorum. Bilmiyorum, farklı chapter'larda farklı şey olabilir, işleyişler olabilir. Bayağı şeye göre de değişiyor. İşin içeriğine göre de değişiyor aynen. Şimdi chapter lead kimdir diye ben kendime bir sorduğumda en iyi herhalde chapter lead'in takvimi üzerinden anlatabilirim diye düşündüm. Chapter lead'in, yani bu şimdi açtığım takvim olması gereken takvim. Bir sonrakinde de hayaller gerçekler şeklinde benim takvimimi koydum. Normalde bir haftam şöyle geçmesini isterim. Yani daily'lerle başlasın. İşte stand-up meeting'ler olsun sabahtan. İşte pazartesi backlog refinement yapayım. Squat'la, chapter lead olarak ben de bir squat'ın içindeyim. Sonra öğleden sonra chapter meeting, chapter'la bir araya geldiğimiz, bilgi paylaşımı yaptığımız bir toplantımız olsun. Tribe'ın HR işleri de genelde chapter lead'ler üzerinde olduğundan bir HR governance işi de yapabiliyoruz. Bunun toplantısı oldu. Tribe'daki diğer arkadaşlarla bir leadership stand-up yapıyoruz. Bu stand-up toplantılarımızda hani çakışmalar olmasın diye akşamları olabiliyor. Bir PO chapter lead, agile coach toplantıları yapıyoruz. Biz buna tribe sync diyoruz. Bu toplantılara katılıyorum. Zaten squat'ın şeyleri, ritüelleri, retrospektifi, artı planlaması, bunların hepsini zaten görüyorsunuz. Chapter lead'ler kendi arasında bir sync oluyor. Onun toplantısı var. Chapter'da 14 kişi var demiştim. Onların tabii burada perşembe günü işte 12.30-3 arasına sığdırmış bütün one-to-one'ları ama bu böyle bütün haftaya, 2 haftaya yayılmış 14 tane one-to-one olduğu haftaları biliyorum ben. Chapter member'larla. Bu gerçekten hani normal bir şey, takvim. Bir sonrakinde
Şöyle dışarıdan gelen, işte ben sizin için renklendirdim şu an kendi şeyimi. Geçen haftanın takvimini koydum. Pembeler benim şu an içinde squat'taki ritüellerim. Sarılar, chapter'da ortak takip ettiğimiz bir işin akşamları yaptığımız takip daily'si. Mavi QBR, o da geçen haftaya denk geldi. Gerçekten çok dolu bir haftaydı. Cuma günü Tribe Sync'imiz vardı. Bu toplantılara katılıyoruz. Bütün leadership team kendini aslında orada update'leşiyoruz o toplantıda. Bunun dışında diğer toplantılar günü dolduran ya squat'tan gelen işler ya da chapter lead'e gelen tribe genelindeki işler oluyor. Arada tabii burada one to one'lar yok. One to one'lar da çok böyle işte random girebiliyor aralara. Her an chapter'daki arkadaşlarla böyle toplanıp one to one yapabiliyoruz. Bunlar genelde hani kişisel gelişim olabiliyor ya da bir chapter, yani squat'ın içinde tıkanmış bir iş olabiliyor. Her türlü işi one to one'larda çözmeye çalışıyoruz arkadaşlarla. Burada aslında chapter lead olarak biraz daha yapmaya çalıştığım şey, farklı squatlar içinde benzer işleri yapan arkadaşları bir araya getirmek. Yani onlara biraz daha farkındalığını arttıracak işler yapmasını sağlamak. Artı her squat'ta farklı hedefler var demiştim. Yani o farklı hedefler, günün sonunda hedefler farklı olsa da aynı platformda, aynı ürün üzerinde çalışıyoruz. O yüzden onları beraber çalışmaya zorluyorum demeyeyim ama teşvik ediyorum. Bu arada soru varsa Duygu sen oradan araya girebilirsin. Sorular birikti birazcık Tamam, aslında. sen araya gir çünkü ben böyle takılıyorum monolog. Tamam. Bunu konuşmuştuk sanırım, yok. Chapter olarak squatlardaki çalışanlardan iş talep edebiliyor musunuz? Squad'ın önceliğine nasıl giriyorsunuz? En çok oyalan buymuş. Direkt buna şöyle cevap verebilirim. Yani chapter lead'in dirsek temasında olması gereken insanlar var. Birincisi tribe lead'i geçiyorum. Zaten tribe lead'le hani şey yan yana koşuyorsunuz. Product owner'lar. Yani çünkü her türlü önceliği onlarla konuşup bir şekilde çözmeye çalışıyorsunuz. Ama günün sonunda tabii bazı işler bottom up olabiliyor. Yani squat kendisi karar verdiği için backlog'daki işlerin nasıl yapılacağına ya da yapılabilip yapılamadığına oralardan squat içindeki arkadaşlar da işte PO'ya raise edebiliyor işleri. Biz chapter'da konuştuğumuz zaman bu iş yapıla şeklinde böyle bir ilerleme olmuyor. Genelde bu işi şuraya götürelim, bunu buraya götürelim, bunu şunla konuşalım gibi hani yön verici şeyler oluyor. Konuştuğumuz zaman bir işi yani gerçekten sen bunu yapma noktasında ya öyle bir ya o tarih oldu diyebilirim artık. O tedavülden kalktı diyebilirim. Sadece bu işi yapalım mı, yapmayalım mı noktasında beraber karar alıp bir yerlere adresliyoruz işleri. Diğer soru. Çok soru varmış. Chapter olarak sizlerin de tanımlı hedefleri var mı? Hedeflerimiz aslında chapter'ımızın mutluluğu. Şimdi orada gerçekten chapter'ın hedef takibi, yani chapter lead'in hedef takibi diye bir şey yok kağıt üzerinde şu an. Çünkü herkes squat'larda, bulunduğu squat'lardaki rakamlardan sorumlu. Ama biz chapter'da zaten onu da göstereceğim. Health check yapıyoruz. Bu health check'ler aslında bize chapter'daki işte health check'te 11-12 tane soru var. Odaklanmamız gereken noktaları söylüyor. Düşük çıkan noktalarda işte aksiyonlarımız oluyor. Aksiyonları periyodik kendimize hedef koyuyoruz. Kendi backlog'umuz var. O backlog tabii şey bir backlog yani squat'larınki kadar sprint based bir şey değil. O backlog'dan işleri
dana çekmeye çalışıyoruz. Kendimize koyduğumuz hedefler oluyor. Burada önemli olan chapter'da bir hedefi tutturmak değil, herkesin kendine koyduğu skill bazlı gelişimi tamamlaması. Bunun için de chapter lead'in chapter'daki kişileri desteklemesi aslında. Yani tamamen bir performans sistemine ek olarak yeni dünyada skill gelişimi, yani bu yetkinlik gelişimi parametresi de eklendi diyeyim chapter'larla beraber. O yetkinlik gelişimini sağladığımız durumda zaten chapter member ben hedefimi tutturdum diyor. Ve bazı level'lar var o yetkinliklerde. O level'ları aşabiliyor. Yani hedef biraz da kişisel gelişim. Kişisel roadmap'ler mi? Aynen, kişisel roadmap'ler. Bunları da zaten bahsedeceğim. One to one'larda çıkarıyoruz hep birlikte. Süper. Sonrakine geçiyorum. Yaptığınız one to one'lar neyi amaçlıyor? Kazanımı nasıl tariflersiniz? Yaptığımız one to one'lar az önce söylediğim şeyler aslında. Yetkinlikler üzerine. Yani bu yetkinlikler hangi level'larda? O level'ı geliştirmem için, o level'ların da tanımları var bu arada. O level'larda level atlayabilmem için neye ihtiyacım var? Ve ben nasıl destek olabilirim gibi. O one to one'larda bunları konuşuyoruz. Bir roadmap çıkarıyoruz. Zaten o roadmap'i çıkarma şeyi sürecini de çok kısa bahsederim. Yani vardı elimde öyle bir raw conversation'da. Yani bir kendimize işte goal belirleyip oraya nasıl gideceğiz, nasıl ulaşacağız, o roadmap'i nasıl çıkarıyoruz onu da söyleyebilirim. Biraz daha ben buradan devam edeyim mi? Varsa fazla soru şey yapabilirsin, söyleyebilirsin. Ben devam et istersen çünkü belki bazılarının cevabını vermiş olursun. Tamam. İleri adreslemeyelim. Şimdi şey dedik, chapter lead neylerden sorumlu? Yani hedef yok ama çalışanların aslında ürettiği işin kalitesinden. Yani birbirinden habersiz yapılan işler aslında chapter'da gerçekten sağlam bir iletişim olmadığını gösteriyor. Aynı üç farklı squad'da belki farklı, ya aynı işler farklı bir şekilde farklı timeline'larda gitmiş olabilir. Bunlar biraz da hani sorumluluk anlamında chapter lead'in üzerinde diyebilirim. Ayrıca bir de motivasyon faktörü var. Yani kişilerin motivasyonu düşük olduğu zaman zaten direkt çıktılara yansıyor. O motivasyonlar da genelde product owner'la hani düzenli konuştuğumuz şeyler oluyor. Yani product, çünkü chapter lead'in şöyle bir şeyi var. Birebir temasta olmadığı için sprintlerde göremiyorsun. Yani o motivasyonu yapıyor işini ama nasıl yapıyor, nerelerde takılıyor ya da demotive mi yapıyor gibi, yüzü gülmüyor mu? Çünkü her gün yüzünü göremiyorsun insanların. Hele şu salgında hiç artık Zoom'dan haftada bir görebiliyoruz birbirimizi. Onu nasıl yönetiyorsunuz? Ya her soruya bir cevabım var aslında da, bir tane ona da geleceğim. Tamam. Ben aradan gideceğim. Biraz hızlanayım çünkü şey oldu galiba. Yavaş gidiyorum. Neredeydim? Ha, sorumluluk şey, motivasyon anlamında motivasyonu product owner'la yakın temasta konuşarak aslında. Burada şeyin de sorumluluğu önemli. Product owner'ın beslemesi gerekiyor. Yani sadece product owner değil bu arada, squad içindeki liderlik rollerinden farklı bir chapter'dan chapter lead arkadaş da olabilir beraber yaptığı ya da scrum master feedback'i olabilir. Yani bunlar chapter lead'in aslında dirsek temasında olması gereken kişiler o squad'da. Böyle bir hani bilgi akışını sağlayacak mekanizmayı da kurması gerekiyor chapter lead'in. İletişim çok önemli o yüzden. Bu işte rollerle denge aslında burada önemli oluyor. Yani işi paylaşamama üzerine değil de daha çok insan üzerine, insan odaklı bir iletişim kurması gerekiyor chapter lead'in diğer squad'larda.
Onun dışında ya chapter'da ne işler yapıyoruz? Sonraki chapter'da daha çok işleyişimiz şöyle oluyor. 2 haftada biz şu ana kadar 2 haftada bir araya gelip chapter huddle'lar dediğimiz toplantılar düzenleyip birbirimizi update ediyoruz. O update'lerde aslında şöyle gidiyor. Ben şimdi konu gelmişken o slayta geçeyim, sonra geri dönerim. Chapter huddle'lar 2 haftada bir yapıyorduk ama biz şimdi salgından dolayı bunu haftada bire çektik. Ve Duygu senin sonra da cevap olabilir belki. Zoom'dan, burada farklı bir ekran görüntüsü var da Zoom'dan hani mümkün olduğunca şu üç alana odaklanmaya çalışıyoruz. İşte bilgi paylaşımı artı öğrenimler. Bu öğrenimler genelde iş üzerine yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hani yoksa odak kaybolabiliyor. Herkes Squat'taki işlerden aslında biraz kendi KPI'lerinden bahsediyor. Ve üzerinde çalıştığı projelerden bahsediyor. Ya da ortak yaptığımız işlerden bahsediyoruz. Burada bir cross-pollination dediğimiz şey önemli. Çünkü bu chapter'da alınan bilgi diğer Squat'a gidip eğer buradan aldığı bilgiyi bir kişi Squat'ına götürüp orada işe yarar bir şekilde kullanmıyorsa yine bir problem var demektir. Yani bunları da bir hani ara sıra kendi aramızda retro yapıp konuşuyoruz. Eğer bir sıkıntı varsa. Artı bir uzun dönem yani long term strateji belirliyoruz kendimize. İşte bu en son şeyde çıkan fokuslardı bunlar. Health check'te çıkan fokuslardı bu üç alan. Long term stratejimiz ne diye sorduk kendimize chapter'da. Daha ya, ürün ekibi olarak bizim biraz da marketing alanlarına da aslında giriyor olmamız lazım ve oradaki know-how'u geliştiriyor olmamız lazım demiştik. Onu da senenin başında aslında kendimize nasıl yapabiliriz diye sorduğumuzda işte eğitimlerle kendimizi destekleyebiliriz ya da diğer chapter'larla bir araya gelip paylaşım yapabiliriz gibi hedefler koymuştuk. Onları da yapıyoruz. Ya, artı bir de ne tarz hani işler yapıyorsak o yapma şeklimizi de hani birbirimizden öğrenebilir miyiz? Hepimiz Vodafone yanımda üzerinde bir şeyler yapıyoruz ama aynı işi iki squat tekrarlı bir şekilde yapıyor mu? Bir squat'ın yaptığını diğer squat kullanabilir mi noktasında daha fazla konuşmaya başladık. Bu da fokus alanların üçüncüsü. Senenin başında koyduğumuz hedeflerdi. Ara dönemde de zaten bunları değerlendirip tekrar hani neredeyiz gibi bir kontrol ediyoruz. Şimdi Şey, Zoom'la beraber bir soru var galiba. bir tane benzer bir soru vardı. Yetkinlik gelişimi için nasıl bir yol izliyorsunuzun cevabı oldu sanırım bu biraz. Bir de Ya bu takımın aslında takımın fonksiyonunu birazcık daha geliştirmek için izlediğimiz şeyler. Bir de bireysel yetkinlikler var. Onu da anlatabilirim birazdan. O bireysel yetkinliklerde hani nasıl geliştiriyoruz vesaire. Biraz da takımın aslında odaklandığı fonksiyonlar gibiydi. Facilitation noktası bundan önce 2 haftada bir yapıp ortak işlerimizin üzerinden geçiyorduk. Bir saati geçirmemeye çalışıyorduk. Bazen çok beraber, üzerinde beraber çalıştığımız projelerimiz olursa hani yarım günü kapattığımız toplantılar da oluyor. Ya bunlar hepsi ama tabii genel problem şu oluyor bu toplantıları ayarlarken squatların ritüelleriyle çakışması. Yani 6 squat var. 6 squat'ın ritüeliyle çakışmayan yarım günlük bir toplantı ayarlamak bazen böyle pain in the ass olabiliyor. Ama onu da konuşarak çözüyoruz şu zaman. Hatta böyle online anketler, pollar açmışlığımız falan var bunun için. Çok büyük bir sorun zamanında. Orada da Ecel Koç arkadaşlarımızın yardımıyla bütün ritüelleri paralel yapıp zaman ayırabildik kendimize. Facilitation konusunda da Duygu senin sonra cevap. Şimdi salgından dolayı her haftaya çektik biz bu toplantıları. Çünkü gün içinde çok konuşma fırsatımız olmuyor.
Eskiden aynı masada oturduğumuz için gün içinde hani molada bile konuşabiliyorduk. Şimdi şöyle bir akış izliyoruz. Haftada bir toplanıp aslında biraz da hani yalnızlığımızı da gidermek için önce bir teşekkür seansı yapıyoruz. Bu hafta desteklerinden kime teşekkür edecek acaba diye. Sonrasında bir haftanın sorusunu soruyoruz kendimize. Soruları cevaplıyoruz. Son olarak da o sprint içerisinde pain pointlerimiz var mı? Kim kime nasıl destek olabilir? Onları konuşuyoruz aslında. Böyle bir atışımız var. Benim gördüğüm bayağı da efektif oluyor. Hani konusu olan konuşuyor. Ama teşekkür seansına herkes katılıyor. Yani insanları en çok motive eden şu salgında o Bu teşekkür faktörü. ara evet. Bu fokuslandığımız alanlara biz senenin başında nasıl gelmiştik diye sorarsak da şöyle şu alanlarda sorular sorduğumuz çoktan seçmeli işte iyi gidiyor, gitmiyor, kararsızım. Üç tane seçenek vardı her soruda. Böyle bir health check yapmıştık. Her arkadaşın cevabına göre de işte bu kırmızı ve sarı alanların yoğun olduğu şey, üç tane alana odaklandık. Share knowledge and learning, align on long term strategy, align on how we do work. Bu üç tane alanda da alt aksiyonları çıkarıp sene başında her chapter toplantısında burada hani bu konulara değinerek bu konularda alacağımız aksiyonları önceliklendirerek yapmaya çalıştık. Bir skill development sorusu gelmişti. Şimdi Bir chapter'ın şeyi araya sıkıştırayım. Bir yetkinlik gelişimiyle ilgili soruldu. Bir de yeni başlayan arkadaşların nasıl bir roadmap oluyor? Nasıl onboard oluyorlar? Onunla ilgili de bir soru var. Belki ikisini bağlayarak şeyde anlatabilirim. tamam. Şimdi şu atladığım şeyde cevap vereyim. Burada chapter'ın iyi işleyebilmesi için aslında yani odaklanması gerekiyor. Yani ben senenin başında nelere odaklanmam gerekiyordu diye hani geriye dönüp kendime bir tavsiyede bulunsam bu 8 tane şeye dikkat et derim. Senenin başındaki Sami'ye gidip tavsiye verecek olsam. Birincisi gerçekten bu onboarding proses. Yani iyi bir onboarding süreci kurmak gerçekten işleri hızlandırıyor. Bizim ekipte de yaklaşık 6 ayda bir böyle bir yeni arkadaş geliyor zaten ekibe. Discover arkadaşlardan da, yeni mezun arkadaşlardan da çok katılan oluyor aramıza. Burada izlediğimiz iki tane yol var. Kendi içimizde biz ekipte konuları paylaştık. Aslında yaptığımız işlerde en çok kullandığımız tool'lardan, iş süreçlerinden ya da hangi konuda kimle kontağa geçmemiz gerekiyor. Bu konuları kendi içimizde paylaştık. Herkesin bir dokümanı var. Bunları yeni gelen arkadaşlar o liste üzerinden o arkadaşlara one to one atarak, ekipteki yani chapter'daki arkadaşlara one to one atarak öğreniyor diyebilirim. Birincisi bu. İkincisi şirkete alışma kısmı. Şirkete alışma yani işte tribe nedir ya da tribe'de hangi squatlar var, hangi squatlar ne iş yapar. Zaten benle onboard oluyor ama chapter'da da bir tane buddy'si oluyor. O buddy dediğimiz kişi bütün HR'dan tut işte business taraftaki bütün iş yapışları, kontakları, herkesi anlatıyor. Tabii sıkıştığı yerde organizasyonel olabilir ya da işiyle alakalı olabilir. Buddy'si destek oluyor. Öyle diyebilirim. Onboarding'de zaten bu Vodafone'un insan kaynakları tarafında iyi bir onboarding prosesi var. Buna ek olarak bizim chapter içinde yaptığımız bir şey. İş yapışımızı nasıl daha kısa yoldan öğrenebiliriz diye. İkincisi bu personal and professional focus dediğimiz şey, yani insanların, ekiptekilerin hem işi nasıl yaptığına hem de kariyer gelişimine, ikisine dengeli bir şekilde önem vermek gerekiyor. Bu olabilir. Üçüncü olarak bir
Daha önce de zaten söylediğim bu toplantıları yapmamızın ana sebeplerinden bir tanesi chapter içindeki bilgi birikimini squadlara denge bir şekilde dağıtmak. Yani bir kişi de gerçekten o bilgi birikiyorsa ve diğer taraflara dağılmıyorsa iş yapış şekli çok da ilerlemiyor. Diğer squadlara katma değer sağlamıyor chapter. O yüzden burası önemli. Bir chapter için de tabii her zaman chapter members come first. Yani o ekipte squad içinde motive mi? Yaptığı işten memnun mu? Yaptığı iş gerçekten yetkinliğini zorluyor mu? Bu konular mutluluğunu etkiliyor chapter member'ların. Ve bunu da aslında chapter leader'ın gözlem yapıyor olması gerekiyor. Yani en büyük sorumluluklarından bir tanesi zaten insan sorumluluğu. Bunu da gözlem yaparak görüyor olması lazım. Ya da dirsek temasında olduğu o insanlardan bilgi akışını sağlıyor olması lazım. Senenin başından itibaren aslında bizim arkadaşlar, PO arkadaşlarla ya yani konuşarak ilerletiyoruz. Ama periyodik olarak da yetkinlik bazında ve iş yapış şekli bazında belli formlar üzerinden Product Owner arkadaşlardan ve Scrum Master arkadaşlardan, eğer gerekiyorsa Scrum Master arkadaşlardan, chapter member'ların squad içindeki iş yapışlarıyla alakalı feedback topluyoruz. Yani bu bir Excel'de üzerinden de olabilir. Şimdi bu sene içerisinde her chapter'da farklı metodolojiler ilerledi. Bunlardan bir best practice çıkarıp seneye bunu böyle tek bir metodoloji halinde yaymak istiyoruz. Bir sonraki beşinci madde, Duygu, bu arada araya girebilirsin soru varsa burada. Şeyi cevaplamış mıydık hatırlamıyorum. Chapter lead'lerle product owner'lar arasındaki dayanışmayı nasıl sağlıyorsunuzu cevaplamış Yani mıydık? dayanışma şöyle, burada zaten birden fazla toplantı oluyor. Think toplantıları oluyor. Bizim özelimizde söyleyeyim. Digital Tribe özelinde bütün PO'ların ve chapter lead'lerin sync olduğu toplantılar var. Burada hem chapter'ların roadmap'i hem de squad'ların roadmap'i hepsi sync olunması gereken noktalar tabii. Onları konuşuyoruz. Onun dışında iş özelinde Vodafone yanımda özelinde ayrı bir sync toplantımız var. Product Owner arkadaşlarla öyle konuşuyoruz. Bir de chapter lead'ler olarak biz chapter lead on the floor diye haftanın bir günü ziyaret kabulü yapıyoruz. Eğer squad'larda bir derdi olan, gözleme olan arkadaş varsa Product Owner'lardan o slotlarda aslında bize ulaşıyorlar. Yani ulaşmalarını teşvik ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Tamam. Beşinci madde şu, don't drop the learning curve. Learning curve önemli çünkü burada az önce söylediğim, eğer squat'ta yapılan iş yetkinliği yeterince zorlamıyorsa kişisel gelişimde çok sağlam olmuyor. Orada da yani motivasyonu etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi. Ona da dikkat etmeye çalışıyoruz. Chapter huddle'lar önemli. Bu aslında ritüele dönmesi önemli bunun. Çünkü bir süre sonra squat'taki ritüellerin arkasına düşmeye başlıyor. Ve oradaki konular one to one'larda çözülmeye başlıyor. Bu da chapter lead için çok yük. Yani o ekipteki herkese bir saatinizi ayırdığınızı düşünün. Yani o konuları bir toplantıda çözmek de var. Mümkün olduğunca tabii az toplantı yapılsın istiyoruz. Hatta hiç yapılmasın istiyoruz. Bir de bazen şu olabiliyor. Yani senenin başında gördüğüm şey, chapter community, squad'da işte 2 haftalık sprintlerle işler dönüyor. Ben nereye aitim? İkilemine düşüyor insanlar. Squad daha aktif, orada daha hani iş çıktılarını gözlemleyebildiğiniz için squadların biraz daha böyle aile olduğunu düşünüyorum ben. Chapter tarafında ikinci bir aile yaratılıyor. Orada da konuşulan şeylerin çok net olması gerekiyor.
Yani o squat ve chapter ayrımını kafaya böyle burada rakam KPI'lerim var, burada da yetkinlik bazlı gelişim için bu hedeflerim var. İkisi de aslında senin hedefin gibi iletişimin yapılıyor olması lazım. Sonuncu da external radar. Yani bu da chapter olarak dışarıda, yani bizim bir sorumluluğumuz var chapter olarak. İşte ürün ekibiyiz. Dışarıda neler olup bitiyor, inovasyon anlamında biz Tribe'a ne katabiliyoruz, biraz daha oturup düşündüğümüz zamanlarımız da oluyor. Bu da chapter'ın sorumluluklarından bir tanesi. Bir de kişi bazlı yetkinlikler var. Buna da biraz girecek olursam, biz product ekibinin zaten Vodafone genelinde bir yetkinlik bazlı gelişim yapısına geçtik. Burada da bir Vodafone'un oluşturduğu tabii ki yetkinlik kütüphanesi var. O kütüphaneden farklı ekiplerin farklı yetkinlikleri oluyor. Bizim 8 adet yetkinliğimiz var. Bu yetkinliklerde de 5 tane level'ımız var. Herkesin her yetkinlikte farklı level'ları olabiliyor. Biz oturup aslında bu one-to-one'larda ne konuşuyorsunuz sorusunun cevabı da biraz bu. Genelde bu etkinlik üzerine konuşuyoruz. Ya örnek vermem gerekir, zaten burada şu World Cloud'dan görüyorsunuz. İşte decision making, data driven decision making diyebilirim. Ya da marketing, modern marketing ayrı bir yetkinlik diyebilirim. Bunların hepsinin tabii tanımları çok net bizim kütüphanemizde. Bunlar özelinde ben neredeyim? Yani chapter member kendini nasıl değerlendiriyor? Chapter lead aldığı feedbacklerle ya da kendi gözlemiyle kişiyi nasıl değerlendiriyor? Ve bunlar nasıl sonunda kalibre oluyor ve bir yere geliyor? Bunları hep beraber çalışarak one-to-one'larda çözüyoruz diyebilirim. Burada soru var mı? Sen Araya soru sıkıştırayım istersen aynen. hemen. Eski hiyerarşik yapıdan tribe yapısına geçerken hangi önceki pozisyonlar chapter lead oldu? Direkt birebir mapping yapılıyor ya bazen. Hangi önceki pozisyonlar? Yani daha çok manager, yani takım yönetimi yapan pozisyonlar chapter lead'e kaydı diyebilirim. Eski yapıdan geçerken. Bir sonrakine geçiyorum. Chapter lead aynı zamanda bir squad'ın parçası olarak işin içinde mi yoksa tam zamanlı olarak sadece liderlik mi ediyor kendi chapter'ına? Yok, ben direkt kendimden örnek vereyim. Squat'ın içinde aktif projelerim de var. Bunları Squat'ın backlog'unda planlamalara girerek, daily'lere girerek hepsini takip ediyoruz. Sizing de yapıyoruz o PBI'ler için. Ama tabii burada denge önemli. Squat'taki iş hani projesine göre değişiyor. Bazen yeri geliyor, 2 sprint, bir ay boyunca zamanımın %50'sini yiyebiliyor. Bazen de işte skill development dönemlerinde, ki bunları böyle quarterly, çeyrek çeyrek sürekli üzerinden geçiyoruz chapter'daki arkadaşlarla. Yani o dönemlerde biraz daha böyle %20'ye düşüyor efor. Squat'taki efor biraz daha chapter'a efor ayırıyorsun. Ya böyle esnek bir şey var, çalışma şekli var. Yani o kağıt üzerinde yazan işte zamanının %50'sini squat'a ayırır, %50'sini işte chapter'a ayırır falan çok, hani zamana yayıldığında çok değişiklik gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Chapter içindeki kişiler idari olarak chapter lideri mi yoksa tribe lideri mi bağlı? Sizce hangisi daha doğru? Hadi bakalım. Chapter member'lar şöyle, herkesin işine karışma şeyi var. Ecel'de bir özgürlüğü var. Öyle söyleyeyim. Direkt hani sen şu işi yap, ben bu işi yapayım gibi bir hani işleyiş olmadığı için chapter'da tribe lead hem chapter'ın hem squad'ın aslında lideri gibi düşünebilirsiniz. Yani squad kendi içinde kendi kararlarını alıyor ama günün sonunda tabii ki review eden ve bir vizyon veren tribe lead var. O yüzden aslında hepimiz tribe lead'e karşı bir sorumluyuz diyebilirim yani günün sonunda. Yani dolaylı olarak değil, direkt Tribe'e bağlı diye anladım ben, doğru mu?
Şöyle, performans anlamında chapter member'lar chapter lead'e bağlı, chapter lead tribe lead'e bağlı. Tamam, yani dolaylı aslında doğrudan hani Dolaylı. chapter'daki herkes, yani tribe lead herkesin direct reports'u değil yani diye anladım. Dolaylı olarak değil mi? Şöyle, chapter lead'in direct report'u herkes. Chapter'daki herkes. Tamam, okey. Anladım. Yani şöyle, bunun yanında bir operasyonel işler de oluyor tabii. Her türlü işte sistemsel yetki ya da HR ile alakalı bir onay vesaire falan filan chapter lead üzerinden onaylanıyor. O tarz işlerinde direkt sorumlusu chapter. Ya şey vardı ya, klasik soru. Ben şimdi işe gelmeyeceğim mesela, hani korona virüsü unutalım, pandemi. Ben işe gelemeyeceğim mesela, izin formunu kim onaylıyor olayı vardır ya. Öyle bir genel tipik benzetme olarak söyleyeyim. Evet, chapter lead onaylıyor. Direkt söyleyeyim. Ama aynen. Günün sonunda squad'daki iş aksayacağı için orada bir problem yaratıyorsa iletişim problemi var demek oluyor. Bu da çözülmesi gereken bir problem oluyor. Yani, tabii, tabii. O iletişim problemi olmaması için çalışıyoruz. Bu skill development için de aslında son bir şeyim var. Araya soru sıkıştırabilirsin Duygu şu an. Sen istersen anlat, sonra döneyim. Tamam. Ya biz bu skiller içinde işte one to one'lar yapıyoruz. Her çeyrekte aslında bu yetkinliklerimizin üzerinden geçip değerlendiriyoruz. Neredeyiz? Hani geliştirmemiz için ne hedef koymuştuk ve şu an onun için aksiyon alıyor muyuz? Bir engelimiz var mı gibi konuşmalar yapıyoruz. Bunları da genel olarak yeni modelde zaten hepinizin de böyle koçluk, mentorluğa yakın ilgi duyanların bildiği Grow Conversation var. Bu Grow Conversation modelini aslında skiller üzerinden yapıyoruz biz. Artı T-Shape modeli desteklediği gibi roller arası geçişleri de destekleyen bir yapımız var. Yani biz aslında product ekibiyiz, 8 tane skillimiz var. Ama ben UX team'den de skill geliştirmek istiyorum. Yani UX kasımı da güçlendirmek istiyorum. Ya da ben marketing kasımı da güçlendirmek istiyorum dediğinde chapter'daki arkadaş kendine bir desired skill koyabiliyor ve buralarda biz onu eğitim anlamında, gelişim anlamında ya da kariyer anlamında destekliyoruz. Bu yılın değişen modellerinden bir tanesi de bu. Zaten söylemiştim, performans anlamında o performans değerlendirme kriterlerine eklenen bir parametre oldu. Skill gelişimi. İnsanlar için de aslında motivasyon kaynağı diyebilirim bu şu an benim gördüğüm kadarıyla. Burada bir sürekli gelişime önem veriyoruz tabii. Duygu, sorunu alayım. Alayım. Ay, vereyim. Chapter Lead, Scrum Master, PO'lar, ortak kişiler çalışıyor. Bu kuvvetler arası... Nasıl bir cümle? Bu kuvvetler arasında çıkar çatışması oluyor ama en son kimin dediği oluyor? Chapter Lead, Scrum Master ve PO'lar arasında. Tamam. Şu çok net bir tane slide'ım var. Şöyle göstereyim. Abi, bu arada videon kapalı. Slide gözüküyor mu? Yes. Tamam. Hemen bir videomu da açayım. Açamadım şu an. Neyse. Neyse. Bunu da göstereyim, sonra açayım. Ya en son kimin dediği oluyor noktasında şöyle. Yani chapter lead'in ve product owner'ın farklı skill'leri var ve farklı sorumlulukları var. Bu skiller üzerine inşa ettiği farklı sorumlulukları var. Ortak olan sorumlulukları da var. Mesela coaching, bir takıma koçluk yapmak, artı bir takıma liderlik yapmak, inspire etmek. Bunlar aslında ortak şeyleri. Product owner'ın üzerindeki sorumluluk da zor. Çünkü insanlar doğrudan size raporlamadığı bir ortamda liderlik etmeye çalışıyorsunuz. Sözünüzün dinlenmesi gerekiyor. Onun için farklı kaslarınız, yani etkiliyor olmanız lazım insanları bilgi birikiminizle ya da vizyonunuzla. Chapter lead'in de aslında burada işbirliği kasının gelişiyor olması lazım. Çünkü hani benim dediğim olsun ya da senin dediğin olsun değil de win-win dediğimiz durumlar var ya, onları yaratan insan oluyor olması lazım. Bu yüzden de işte product owner'dan, tribe lead'den, scrum master'dan, tüm squad'dan gerekiyorsa gerekli datayı toplayıp
kolektif bir karar veriyor olması lazım. Öyle söyleyeyim. Çünkü artık her şey evidence'a dayalı. Yani sırf benim dediğim olsun diye bir karar veriyorsanız, ben öyle gördüm en azından. O çok işlemiyor Agile'da. Mutlaka bir evidence'ı oluyor olması lazım. Performans için de böyle. İş tarafında bir eğer öncelik veriyorsanız bir işe, onun da evidence'ını hani görüyor olması lazım herkesin. Çünkü Agile'da şu da var. Şeffaflık olmadığı zaman bu tarz sesler yükseliyor. O yüzden şeffaf olmak için bir elinizde evidence'ın olması lazım. Ben bunu yapıyorum çünkü diyebilmeniz lazım. Bunlar önem kazanıyor. Bir senenin, yani senenin başına baktığımızda evet böyle şeyler oluyordu ama senenin sonuna geldiğimizde ben hani çok fazla geliştiğimizi düşünüyorum şu an dijital tarafta. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Hızlıca 4-2-2 oy alanları okuyacağım. Diğerlerine vakit kalmadı gibi. Chapter'lar için örnek product backlog item'lar paylaşabilir misiniz? Örnek product backlog item. Mesela bizim fokuslandığımız şeylerden bir tanesi commercial taraftaki işlere biraz daha sokuyor olmaktı. Bunlar için de ne yapalım dedik. Bunlar için Tribe içinde eğitim planlayalım dedik. Bu eğitimleri de şirkete kazandıralım dedik. Senenin ortasında. Bunlar için de aslında kendi içimizde bir iş bölümü yaptık. Şu an bu eğitimin adını unuttum. Growth Hacking, Google AdWords, işte SEO, Search Engine Optimization gibi eğitimleri biz dışarıdan alıp şirkete getirdiğimiz bir yapı kurduk. Bunları dışarıdan, firmalardan chapter olarak bilgiliyoruz, öncülük ediyoruz, alıyoruz. Sonra eğitim birimiyle beraber tüm chapter'lara açılması için çalışıyoruz. Burada da bir arkadaşımız zaten, chapter'dan bir arkadaşımız öncülük etmişti. Böyle bir hedef koymuştuk. Yani genel yetkinlik geliştirme anlamında chapter'da aldığımız bir backlog maddesiydi bu. Onun dışında yaptığımız işlerle alakalı, mesela Vodafone yanımda için 6 squat'ın beraber yaptığı bir işte bir governance modeli oluşturma için backlog maddesi almıştık. Bunu da aslında aramızdan bir arkadaş lead ediyordu. Yani tüm squat'larla iletişimi sağlıyordu. Aldığımız backlog item'ları da aslında birebir de insanlara assign edip hem squat backlog'unda hem de chapter backlog'unda izlemesini öneriyoruz. Öyle söyleyeyim. Şeffaflık için. Hem kişisel gelişime hem tribe'ın hedeflerine hizmet edecek şekilde gibi. Aynen öyle. Bir tane daha. Remote çalışmaya geçtiğimiz şu günlerde chapter olmanın bir avantajını hissettiniz mi? Dünyanızda değişen bir şey oldu mu? Vallahi Tuğçe buradaysa Tuğçe'ye topu atacağım ama şimdi chapter göremiyorum. Burada. Duygu niye ele veriyorsun? Dünyamızda değişen bir şey. Ya hayatımızda değişen bir şey. Konuşayım mı? Tabii ki. Utandım. Ne oldu ya? Emin misin? İki haftada bir zaten bir araya geliyorduk. Ama dijitalle özel olarak hayatımızda değişen aslında haftada biri alarak ve daha sık konuşarak öncelikle chapter dışında bizim gündelik hayatımızdaki değişimin nabzını sabit tutabildi. Hani bu şekilde de aslında nasıl söyleyeyim, zorlukları öngördü demeyeyim de hani bizle beraber olabildi. Chapter olmanın avantajı da şu oldu. Remote'da daha yalnız kalabiliyoruz. Az önce Sami çok güzel bir örnek verdi. Aslında squad ailemiz gibi bizim. Çünkü günlük işlerimiz ve sorumluluklarımız squadlara bağımlı ama chapter bizim ikinci ailemiz gibi. Remote'da tamamen squad'la bir aileyle kalıyoruz. Hani bu evlenip gittiğiniz aile gibi düşünebilirsiniz. Anne babanızla arkada baba evini bırakıyorsunuz. Remote'da baba evine
dönüş gibi oluyor aslında chapter'la konuşmak bir bakıma. Çünkü gündelik işinizi gidip bir başkasına danışabiliyorsunuz. Chapter lead de olabiliyor bu. Az önce Sami'nin hedeflediği aslında bize de şey yapmaya çalıştığı gibi bir chapter üyesi de olabiliyor ondan yardım almak adına. Tam olarak baba evi gibi oluyor aslında. Çok kötü bir metafor oldu ama. Yo, bence güzel oldu. Yani daha güzel metaforumuz. Ya ben bunu kullanabilir miyim Tuğçe? alabilir miyim? Yani telifli değer kazandıysa konuşabiliriz tabii. Tamam. Güzel, ben de beğendim. Ben de satacağım Tuğçe bundan sonra. Sen bir eğer şirket içinde satarsan duyarım biliyorsun. Yani genel olarak benim gördüğüm tüm ekiplerin zaten iş yapış şekli bu yönde değişti. Herkes biraz daha yalnız hissettiği için en başta böyle çok fazla toplantı atıldı. Skype'dan hep bir araya gelme ihtiyacı şey yaptık. Şu an biraz daha normalize oldu. Ama biz chapter'la zaten en başından beri haftada bir araya geleceğiz demiştik. Zaten haftada ikiye çıkarttığımız durumda çok da konuşacak bir şey bulamıyoruz chapter'da. Öyle söyleyeyim. Çünkü squat gibi öyle yanan işlerin olduğu bir yer olmuyor. Genelde daha squatlar üstü high level konuların konuşulduğu şeyler oluyor. Ya orada bir şeyi görüyorsunuz zaten. Yani o bilgi paylaşımı oldu ve işe yarar bir bilgi paylaşımı olduğunda oradaki hava değişiyor zaten chapter içinde. Öyle söyleyebilirim. Biraz daha ben katılımın iyi olduğunu hissediyorum bu şeye geçtikten sonra. Zoom'a geçtikten sonra. Çünkü herkes daha rahat artık. Rahat ortamından konuşuyor. Tamam. Süremizi de biraz açtığımız için son bir soru okuyacağım. Son iki olabilir. Chapter lead olarak chapter'ınızdaki çalışma arkadaşlarınızdan geri bildirim alıyor musunuz? Ne sıklıkta alıyorsunuz? Yani geri bildirim olarak ben her zaman aslında kapım açık diyorum herkese. Geri bildirim anlamında, yani yetkinlik anlamında bir şey beklemiyorum. Ama kendi yetkinlikleriyle alakalı benden destek alamadıkları ya da benim gözlem yapamadığım yerlerde her zaman bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz diyorum. O yüzden de takvimim one to one'larla doluyor. Öyle diyebilirim. Tamam. O zaman son bir soru. Siz hem chapter lead hem squad member'sınız. Sizin skill gelişiminizden kim sorumlu? Tribe lead. Çok ya önce herkes kendi skill gelişiminden sorumlu. Zaten bir kişisel farkındalık olması lazım. Onun dışında bunun takibini tribe lead'le beraber yapıyoruz. Bu zaten arkada açık olan hemen hemen bu skill'ler. Bunlar zaten soft skill'ler. Chapter lead'in soft skill'leri. Bunun dışında bir de product, yani ürün tarafından gelen hard skill'ler var. Yani bu listeye yaklaşık, bu liste 6-5 skill'lik 10 tane falan oluyor. Bir listemiz var chapter lead olarak. Onları tribe lead'le beraber takip ediyoruz seviyeleri. Teşekkür ederiz o zaman. Başka soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen var mıdır? Herkes unmute'da ama unmute edip sorabilirsiniz. Varsa yorumu olan. Aynen, ben de teşekkür ederim bu arada. Sorular için. Bu kadar soru beklemiyordum. O zaman teşekkür ederiz. Amin, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bir hatırlatma yapayım. 19-15'te de arkadaşlar Gamification Turkey Online Summit Week var biliyorsunuz. Reklam yapmış olayım. Reklam yaparak çıkayım. 19-15'te başlayacak o da. Bartu Üfen konuştu saat 17-15'te. Biraz çakışma da oldu bende. O yüzden biraz gecikmeye girebildim. 19-15'te de şey var. Takip edebilirsiniz. Güzel geçiyoruz tabaya. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler herkese. Teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşürüz. Teşekkürler. İyi akşamlar.